Türkçe Peri Masalları. Altın Kuş. Bir zamanlar dünyanın en özel elma ağacına sahip bir kral yaşarmış. Bu ağaç altından elmalar verirmiş. Bahçıvan her gün bu elmaları sayar ve krala bilgi verirmiş. Bir elma eksik. Bahçıvan eksik elmaları haber verdiğinde kral öfkelenirmiş. O hırsız affedilmeyecek. Bahçıvan o gece en büyük oğlunu elma ağacını korusun diye görevlendirmiş. Ama bahçıvanın oğlu gece yarısına doğru uyuyakalmış. Ertesi sabah yine bir elma eksikmiş. Bugün nöbet için ikinci oğlumu görevlendireceğim. Gece olmuş ve bahçıvanın ikinci oğlu da gece yarısı civarı uyuyakalmış. Ertesi sabah yine bir elma eksikmiş. O gece ağacı koruma görevi için bahçıvanın üçüncü ve en küçük oğlu gönüllü olmuş. Hadi bakalım elma hırsızı, göster kendini. Bahçıvanın oğlu saat gece yarısı olduğunda havada bir hışırtı sesi duymuş. Saf altından bir kuş uçup gelmiş. Gagasıyla elmalardan birini koparmaya çalışırken bahçıvanın oğlu zıplamış ve bir ok fırlatmış. Ama bu ok kuşa bir zarar vermeyerek sadece altın tüylerinden birini koparmış. Kuş da uçup kaçmış. Sabah olunca bu altın tüy krala getirilmiş ve konsey toplanmış. Herkes bu tüyün krallık hazinesinden daha değerli olduğuna kanaat getirmiş. Tek bir tüy benim işime yaramaz. Kuşun kendisine sahip olmalıyım. Hanginiz o kuşu bana getirecek kadar cesur? Bahçıvanın en büyük oğlu bu göreve talip olmuş. Bravo! Böylece altın kuşu bulmak için yola çıkmış. Bir ormana geldiğinde yolun kenarında bir tilki görmüş ve ona ok atmak için hazırlık yapmış. Bana ok atma. Sana iyi bir bilgi verebilirim. Ne iş yapacağını biliyorum. Sen o altın kuşu bulmak istiyorsun. Konuş. Beni iyi dinle. Akşam bir köye varacaksın. Yolun iki yanında iki han göreceksin. Bir tanesi çok güzeldir ve bakması insana zevk verir. Diğeri ise yıkık dökük bir haldedir. Geceyi geçirmek için yıkık dökük olanı seç. Ama bahçıvanın oğlu kendi kendine düşünmüş. Bir hayvan nasıl olur da bu konuyu bilebilir? Sonra da tilkiye bir ok atmış ama vuramamış ve tilki ormana kaçmış. Ardından yoluna devam etmiş ve tilkinin bahsettiği hanların olduğu köye gelmiş. Hanların birinde kalanlar şarkı söylüyor, dans ediyor ve ziyafet çekiyorlarmış. Ama öbür han çok pis ve fakir görünüyormuş. Bahçıvanın oğlu kendi kendine düşünmüş. O yıkık dökük hana gidecek kadar aptal değilim, tamam mı? Sonra da güzel olan hana gitmiş ve gönlünce yemiş ve içmiş. Ayrıca altın kuşu ve memleketini unutmuş. Zaman geçmiş. Büyük oğlan geri dönmediği için bahçıvanın ortanca oğlu görevi devralmış. Aynı şey onun da başına gelmiş. O da tilkiyle karşılaşmış. Tilki aynı tavsiyeyi ona da vermiş. Ortanca oğlan hanların oraya vardığında abi onu çağırmış ve o da abinin yanına giderek tıpkı onun gibi altın kuşu ve memleketini unutmuş. Bir kez daha zaman geçmiş ve bahçıvanın en küçük oğlu altın kuşu bulmak istemiş. Lütfen baba, izin ver gideyim. Ama babası korkuyormuş. Zaten iki oğlumu kaybettim. Ama beni kaybetmeyeceksin baba. Güven bana. Bahçıvan sonunda kabul etmiş. Küçük oğlan ormana geldiğinde tilkiyle karşılaşmış ve ondan aynı güzel tavsiyeyi duymuş. Eğer altın kuşu bulmak istiyorsan fakir olan hana git. Teşekkür ederim yaşlı bilge tilki. Kuyruğumun üstüne oturursan daha hızlı yol alabilirsin. Kısa sürede köye varmışlar. Küçük oğlan fakir hana gitmiş ve geceyi orada geçirmiş. Sabah olunca tilki başka bir güzel tavsiyeyle geri gelmiş.
Şimdi bir kaleye rastlayana kadar dümdüz yürü. Bu kalenin kapısında uykuya hemen dalan askerler yatarlar. Kendini onlara fark ettirme. Kalenin içine gir, içeride bir oda bulacaksın. Altın kuş o odanın içindeki bir tahta kafesin içindedir. Yanında ise güzel altın bir kafes vardır. Ama kafesleri değiştirmeye çalışma, yoksa buna pişman olursun. Tilki daha sonra kuyruğunu yine uzatmış ve bahçıvanın oğlu kısa süre içinde kalenin kapısına varmış. Daha sonra kalenin içine girmiş ve tilkinin kendine bahsettiği o odayı bulmuş. Bu kadar güzel bir kuşu onca yol boyunca bu kadar kötü bir kafeste taşımak çok saçma. Ama bahçıvanın oğlu kafesi değiştirmek için kapısını açtığı anda kuş yüksek sesle ötmüş ve askerleri uyandırmış. Bahçıvanın oğlu zindana atılmış. Ertesi sabah yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılmış. Hikayesini anlattıktan sonra da ölüme mahkum edilmiş. Merhametli kral, lütfen canımı bağışla. Canını tek bir şartla bağışlarım. Bana rüzgar kadar hızlı koşan altın atı getirirsen hem hayatını bağışlarım hem de altın kuşu sana veririm. Bahçıvanın oğlu yola çıkmış ve arkadaşı tilkiye rastlamış. Sana verdiğim tavsiyeyi dinlemediğin zaman başına ne geldiğini şimdi gördün mü? Ama sen iyi bir çocuksun. O yüzden altın atı bulman için sana yine yardım edeceğim. Buradan dümdüz gideceksin. Bir kaleye rastlayacaksın. Altın at oradaki ahırın içindedir. Yanında ise bakıcısı vardır ve horlayarak uyumaktadır. Atı sessizce oradan al. Ama sırtına eski deri eğeri takmalısın. Yanındaki altın eğeri sakın bağlama. Her şey yolunda gitmiş ama bahçıvanın oğlu atı görünce şöyle düşünmüş. Ona altın eğeri bağlayacağım. Onu hak ettiğinden eminim. Ama altın eğeri eline aldığında seyis uyanmış. Yüksek sesle bağırmış ve muhafızlar gardiyanın oğlunu yakalamışlar. Bahçıvanın oğlu yine ölüme mahkum edilince yeniden yalvarmış. Bana güzel prensesi getirmeyi başarırsan hayatını bağışlarım. Ayrıca altın kuşu ve altın atı da alabilirsin. Bahçıvanın oğlu yine yollara düşmüş ve bir kez daha yaşlı tilkiye rastlamış. Beni dinlemiş olsaydın hem altın kuşu hem de altın atı almış olacaktın. Ama ben sana bir kez daha yardım edeceğim. Dümdüz yürü. Bir kaleye denk geleceksin. Prensesin yanına git ve onu bir kez öp. Prenses gece yarısında hamama gider. Kendisini kaçırman için sana izin verecek. Ama dikkatli ol. Sakın ona inanma. Annesine ve babasına veda ettirme. Kaleye vardıklarında her şey tilkinin dediği gibi olmuş. Genç adam gece yarısında prensesle buluşmuş ve onu öpmüş. Prenses onunla beraber kaçmayı kabul etmiş ama gözyaşları içinde babasına veda etmek istediğini söylemiş. Delikanlı sonunda kabul etmiş. Ama prenses babasının yanına geldiği anda bahçıvanın oğlu yine tutuklanmış. Penceremin önünde manzaramı kapatan şu tepeyi 8 günde kazıp düzeltmezsen kızımı asla alamazsın. Bu tepe o kadar yüksekmiş ki bütün dünya bir araya gelse onu düzeltemezmiş. Bahçıvanın oğlu 7 gün sonra çok az kazabilmiş ve umutsuzca oturup beklerken arkadaşı tilki yine ona yardım etmek için çıkagelmiş. Sen şimdi yat ve uyu. Ben senin yerine çalışırım. Sabah olduğunda tepe yerinde yokmuş. Mutlu olan kral kızını bahçıvanın oğluna vermiş. Delikanlıyla prenses yola çıkmışlar. Bir kez daha tilkiyle karşılaşmışlar. Üçüne birden sahip olabilirsin. Hem prensese, hem ata, hem de kuşa. Sahi mi? Nasıl? Beni iyi dinle. Krala git ve prensesi ona ver. Kral buna çok sevinecek. Ardından altın atın sırtına bineceksin. Yola çıkmadan önce onlarla tokalaşacaksın. En son prensesle el sıkış. Tam o anda onu ata bindir ve 4 nala koşarak oradan kaç.
Sonra altın kuşun olduğu kaleye git. Ben prensesle beraber kapıda beklerim. Sen altın atı krala göster. Kral altın kuşu sana getirecek. Krala kuşun gerçek olup olmadığını görmek istediğini söyle. Kafesi eline aldığın anda ata bin ve kaç. Her şey tilkinin söylediği gibi gerçekleşmiş. Güzel tavsiyelerin için teşekkür ederim sevgili dostum. Beni kendine borçlandırdın. Madem öyle, sana yalvarırım, öldür beni. Ne? Asla öyle bir şey yapamam. Sen benim dostumsun. Peki, madem öyle diyorsun, ben sana iyi bir tavsiye daha vereyim. Geri dönerken iki şeye karşı dikkatli ol. Sakın kimseyi dinleyip yavaşlama ve sakın nehir kenarında oturma. Bahçıvanın oğlu prensesle beraber yola devam etmiş. Sonunda iki ağabeyini bıraktığı köyün oraya gelmiş. Orada büyük bir gürültü ve homurdanmalar duymuş. İki adam idam edilmek üzereymiş. Ne olduğunu merak etmiş ve o kişilerin kendi ağabeyleri olduğunu görmüş. Ağabeyleri hırsız olmuşlar. Bütün paramı alın ama ağabeylerimi bağışlayın. Ağabeylerini kurtardıktan sonra hep birlikte tilkiyle ilk karşılaştıkları ormana gelmişler. Ağabeyleri nehir kenarında biraz oturup bir şeyler yemek ve içmek istediklerini söylemişler. Tilkinin tavsiyesini unutan delikanlı kabul etmiş ve nehrin kıyısında oturmuş. Hiçbir şeyden şüphelenmiyormuş ama ağabeyleri arkasından yaklaşıp onu suya atmışlar. Prensesi atı ve kuşu alarak kralın yanına geri dönmüşler. Yüce kralımız, altın kuştan daha fazlasıyla geri döndük. Hepsini emeklerimiz sayesinde becerdik. Ardından büyük bir kutlama yapılmış. Ama at yem yemiyor, kuş ötmüyor, prenses ise ağlıyormuş. En küçük oğlan nehir yatağına düşmüş ama şansına nehir yatağı kurumak üzereymiş. Fakat nehir kenarı o kadar yüksekmiş ki bir türlü tırmanamıyormuş. Ama yaşlı tilki bir kez daha yardımına gelmiş. Beni dinlemiş olsaydın başına hiçbir kötülük gelmeyecekti. Ama sen benim dostumsun. Seni burada bırakmam. Kuyruğuma tutun. Ama sıkı tutun. Tilki delikanlıyı nehirden çıkarmış. Abilerin seni krallıkta bulurlarsa öldürmeleri için adam tuttular. Delikanlı bunun üstüne fakir bir adam kılığına girmiş ve gizlice kralın sarayına gitmiş. Tam kapıya geldiğinde at yem yemeye, kuş ötmeye başlamış ve prensesin gözyaşları dinmiş. Delikanlı kralın yanına gitmiş ve abilerinin yaptığı kötülüğü anlatmış. Abileri tutuklanmış ve cezalandırılmışlar. Prenses bir kez daha delikanlıya verilmiş. Kralın ölümünden sonra ise krallık ona kalmış. Genç kral çok uzun bir zaman sonra ormanda yürüyüşe çıkmış ve eski tilkiyle yine karşılaşmışlar. Gözünde yaşlarla kendisini öldürmesi için genç krala yalvarmış. Lütfen sevgili dostum, senden sadece tek bir iyilik istiyorum. Lütfen öldür beni. Bahçıvanın en küçük oğlu üzülerek kabul etmiş. Tilki ölür ölmez bir insana dönüşmüş. Bu kişinin bundan yıllar önce kaybolan prensesin ağabeyi olduğu ortaya çıkmış.